Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde elektrik enerjisinin dönüşümü ve üretimi ile yine birlikteyiz. Dersimizde elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşümü, sigorta, sigorta çeşitleri ve elektrik enerjisinin güç santrallerinde üretimi ile en sonda soru çözümüyle dersimizin sona ereceğiz. Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşümüne bile başlayalım. Elektrik enerjisi ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştürülebilir. Öncelikle elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümüyle başlayalım. Elektrik akımının dirençli bir telden geçerek ısınması sonucu ısı enerjisine dönüşümü meydana gelir arkadaşlar. Burada ısı enerjisine dönüştüren araç rezistanstır arkadaşlar. Şurada gördüğünüz aletlerde elektrik enerjisi geçerken dirençli rezistansa geldiğinde arkadaşlar, burada direnç çok yüksek, ısı enerjisine dönüşüyor. Geçerken zorlanıyor ve ısı enerjisine dönüşüyor. Peki dönüşürken ısı enerjisine geçme nelere bağlı? İletkenin direncine bağlı, akım miktarına bağlı ve akımın geçiş süresine bağlıdır arkadaşlar. İletkende çıkan ısı enerjisi iletkenin direnci, akımın büyüklüğü, akımın geçiş süresiyle doğru orantılıdır. Yani direnç ne kadar büyükse, akım ne kadar büyükse, geçiş süresi ne kadar fazlaysa açığa çıkan ısı enerjisi de o kadar fazla olacaktır. Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşümünü şu şekilde de gösterebiliriz arkadaşlar. Bakın, buradan geçen akım direnci yüksek tele geldiğinde arkadaşlar ne oluyor? Geçişi zorlanıyor ve burada elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmüş ve enerji suya aktarılmış oluyor. Bu şekilde de su ısınmış oluyor arkadaşlar. Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren araçlarla devam edelim. Kettle'da, fırında, tost makinesinde, elektrikli ısıtıcıda, ütüde, saç kurutma makinesinde. Bakın, kettle'ın iç tarafı, fırın, ütünün iç tarafında şuradaki yüksek dirençli telden geçerken ısı enerjisine. Aynı şekilde burada da arkadaşlar, elektrikli ocakta içerisinde bakın, yüksek dirençli telden geçerken ısı enerjisine dönüşerek elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Daha fazla ısı enerjisi elde etmek için daha büyük bir direnç kullanılmalı. Şuradaki tel, krom nikel telde olduğu gibi arkadaşlar. Telden geçen akım miktarı arttırılabilir. Bakın, şuradaki pil arttırılmış. Pil sayısı gerilim miktarı arttırılarak arkadaşlar yine ısı enerjisi daha fazla üretilmiş olur arkadaşlar. Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşümüyle devam edelim. Ampul, floresan, led gibi araçlar elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüştürebilir. Arkadaşlar, şurada ampulü, şurada floresan ve led ışığı görüyorsunuz. Ampulün yapısına bakalım. Bir cam, camın içerisinde tungstenden, yani direnci yüksek tungsten metalinden yapılan bir fileman arkadaşlar. İçerisindeki şu tırtıllı şekilde gösterilen arkadaşlar, çok uzun ince bir tel. Argon gazı ışığın daha iyi yayılmasını sağlayan ve elektriği ileten duy bağlantı kablosu da arkadaşlar oluşmakta. Ampul. Ampullerde bulunan yüksek dirençli teller, yani fileman, elektrik enerjisinin ısı enerjisinin oluşumuna sebep oluyor. Bunun sonucunda fileman akkor haline geliyor. Bakın, şurada görüyorsunuz arkadaşlar, akkor haline gelmiş. Bu şekilde ışık yayar. Filaman direnci arttırmak için ince uzun olarak tasarlanmış, kıvrımlı bir yapıya sahip tungsten metalinden yapılmıştır. Filamanlı ampullerde arkadaşlar ışık enerjisinden daha fazla ısı enerjisi oluşur. Bu nedenle arkadaşlar bu tasarruflu değildir. Bu nedenle floresan ve led ışıklar üretilmiştir. Artık bu tip ampuller kullanımından vazgeçilmiştir. Çünkü %95 ısıya, %5 sadece ışık verdiği için floresan ve led ampullere geçilmiştir arkadaşlar. Sigorta elektrik devrelerinde tellerin aşırı ısınarak oluşturabileceği tehlikelere karşı sigorta adı verilen araçlar kullanılır. Şurada sigortaları görmektesiniz arkadaşlar. Bakın, evlerimizde kullandığımız ve bakın şurada sağlam, burada kopmuş, yüksek elektrik enerjisini, yüksek voltajı cihaza vermemek ve cihazı bozmamak için, cihazı korumak için bütün evlerde ve elektrikli aletlerde sigorta kullanılır arkadaşlar. Sigorta devreye gereğinden fazla akımın gelmesi durumunda akımı kesip tehlikeyi önler ve devrelere seri olarak bağlanır arkadaşlar. Örneğin televizyon çalıştığı akım 1 amperse sigorta 2 amperlik, saç kurutma makinesi 4 amperse 5 amperlik sigorta, buzdolabı yarım amperle çalışıyorsa 1 amperlik sigorta, klima 12 amperlik çalışıyorsa 13 amperlik sigorta, mikser 2 amperle çalışıyor ve 3 amperlik sigortayla, elektrikli su ısıtıcısı 10 amperle çalışıyorsa en fazla 13 amperlik sigortayla
çalışır arkadaşlar. Sigorta çeşitleri eriyen telli sigorta, metal çiftli sigortalar, şurada görüyorsunuz metal çiftli sigortayı, manyetik sigortalar da şu evlerimizdeki kullandığımız sigortalar arkadaşlar. Sigortalar binalarda kullanıldığı gibi elektrikli araçların donanımında da kullanılır arkadaşlar. Çünkü cihazlarımızı ve evdeki eşyalarımızı korumak amaçlı. Etkinlikle başlayalım. 7 amperlik bir buzdolabı, 8 amperlik bir sigortayla, 4 amperlik bir televizyon, 5 amperlik bir sigortayla, 1.2 amperlik matkap ise 2 amperlik sigortayla çalışabilir arkadaşlar. Şöyle eşleştirelim. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümünde arkadaşlar, elektrik motoru elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren makinedir arkadaşlar. Şurada manyetik alan içerisinde, şurada elektromıknatıs akım oluştuğunda elektromıknatıs haline geliyor ve dönüyor arkadaşlar. Bu şekilde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşmüş oluyor. Şurada elektrik motoru, küçük bir elektrik motoru ve büyük bir elektrik motorunu görüyorsunuz. Peki nerelerde kullanılıyor? Bakın arkadaşlar, vantilatör, oyuncak araba, mikser, dikiş makinesi, matkap, çamaşır makinesinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşüyor. Bakın yine dönüştüren araçlarda bulaşık makinesi, robot, mikser, vantilatör, matkap, görüyorsunuz. Saç kurutma makinesi elektrik enerjisini hem ısı enerjisine hem de hareket enerjisine dönüştürüyor arkadaşlar. Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü ise arkadaşlar, hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesi jeneratörler sayesinde sağlanır. Veya güç santrallerinde bulunan büyük jeneratörler vardır arkadaşlar. Birazdan göstereceğiz. Bir çubuk mıknatıs, ampermetre ve bobin kullanarak basit bir jeneratör yapılabilir arkadaşlar. Bir bobin sarılmış. Bunun içerisinde mıknatısı sağa sola hareket ettirdiğimizde arkadaşlar, ileri geri hareket ettirdiğimizde akım oluşur. Hareketsizse akım oluşturmaz. Sağa sola hareket ettirdiğimizde akım oluşur. Bu da arkadaşlar güç santrallerde bu sistem uygulanmaktadır. Bisiklet dinamosu jeneratörde bu sistemle elektrik enerjisi elde edilmekte. Şimdi elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini, yani büyük güç santrallerde nasıl üretildiğine bakalım arkadaşlar. Elektrik enerjisi güç santrallerinin jeneratörlerinde üretilerek evimize gelir. İki çeşit güç santrali var arkadaşlar. Yenilenemez enerji kaynaklarından üretilen termik ve nükleer santrallerde, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen santraller ise hidroelektrik santraller, yani HES'ler, rüzgar santrali, jeotermal santral ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmekte. Termik santralle başlayalım arkadaşlar. Kömür, petrol, doğalgaz kullanılarak üretilen santrallerdir. Yakıtın yakılması sonucu meydana gelen ısı kazanlardaki suyu buharlaştırma, basınçlı su buharı tribünde kanatlarına çarparak tribünleri hareket ettirmekte ve jeneratörde elektrik enerjisi üretilmektedir. Burada arkadaşlar kömür, petrol, doğalgazda bulunan kimyasal enerjisi ısı enerjisine, ısı enerjisi kinetik enerjiye, yani hareket enerjisi, hareket enerjisi de elektrik enerjisine dönüşmekte. Kömür ve petrol kullanılan santraller çevreyi en çok kirleten santrallerdir arkadaşlar. Termik santrallerin olumlu ve olumsuz yönlerine bakalım arkadaşlar. Olumsuz yönleri fosil yakıtların yanması sonucu çevre kirliliğine sebep olmakta. Burada arkadaşlar kömür ve petrolün yanması sonucunda karbondioksit parçacıkları bulunduğu ve çevreyi kirlettiği, bu havayı kirletmesi sonucunda da asit yağmurları, orman tahribatları, insanlarda kanser ve çeşitli solunum hastalıkları ve su kirliliğine neden olmakta. Olumlu yönü ise arkadaşlar, maliyeti diğer santrallere göre daha düşük ve fosil yakıt taşınabildiği için her yerlere kurmak mümkün arkadaşlar. Nükleer santraller radyoaktif elementlerin, yani plütonyum ve uranyum parçacıklarıyla çalışır arkadaşlar. Nükleer santrallerin merkezi olan reaktörde oluşan ısıdan yine kazanlardaki su buharlaştırılıyor. Basınçlı su buhar tribünün kanatlarına çarparak onu döndürüp dönme hareketinde jeneratöre iletilerek elektrik enerjisi elde edilmekte. Ülkemizde yapım ve proje aşamasında olan nükleer santraller vardır arkadaşlar. Nükleer enerji ısı enerjisine, ısı enerjisi hareket enerjisine, hareket enerjisi de elektrik enerjisine dönüşmektedir. Nükleer santrallerden çok yüksek miktarda elektrik enerjisi elde edilebilir arkadaşlar. Olumlu yönleri, verimi yüksek, yani çok fazla elektrik enerjisi üretiliyor. Çevreye daha az karbondioksit salar. Olumsuz yönü ise arkadaşlar, atık radyoaktif olduğu için tehlikelidir arkadaşlar. Yapımı da çok pahalıdır. Fukushima'da meydana gelen nükleer santral kazası çok büyük tahribatlara neden olmuştur. Santrallerde kazalar sonucu çevre kirlenebilir. Nükleer atıklar günümüz teknolojisiyle yok edilememekte, uzun vadede insan sağlığına olumsuz
yönleri olabilir arkadaşlar. Hidroelektrik santral HES'lerle devam edelim. Suyun hareket enerjisinin elektrik enerjisine çevrildiği santrallerdir arkadaşlar. Akarsu üzerine kurulan barajlarda su depo edilir. Yukarıdan düşürülen su tribünü çevirir. Daha sonra jeneratörlere elektrik enerjisine dönüşür. Potansiyel enerji, şuradaki suyun potansiyeli arkadaşlar, kinetiğe dönüşüyor şurada hareket enerjisine ve buradaki tribünü dönüştürüp jeneratörde elektrik enerjisini oluşumunu sağlıyor. Olumlu yönlü, bulunduğu bölgeye ekonomik katkı sağlıyor. Çevreyi kirletmez, yenilenebilir. Barajlardan dolayı bölgenin havasını yumuşatır. Barajlar yapıldığı için olumsuz yönü arkadaşlar, bazı yaşam bölgeleri, yaşam alanları, habitatlar yok olur. Su olmayan bölgede kurulamaz. Ayrıca arkadaşlar ülkemizde tükettiğimiz elektriğin büyük bir kısmı hidroelektrik santrallerde üretilmektedir. Hidroelektrik santraller neredeyse çevre kirliliği oluşturmamakta, doğal kaynaklar kullanılmakta, sulamada da yararlanılabiliyor. Ayrıca sel oluşumunu da önleyebilir arkadaşlar. Rüzgar santrali ülkemizde de sık sık kurulumuna başlandı arkadaşlar. Rüzgar türbinleri jeneratörden elektrik üretmek için kullanılır. Kurulumu düşük maliyetli. Rüzgar bulunduğu sürece enerji üretilebilir. Olumlu yönleri, yenilenebilir enerji kaynağıdır, yani çevre dostudur. Çevreyi kirliliği yapmaz. Olumsuz yönleri ise göçmen kuşlar için sıkıntılar oluşturabilir arkadaşlar. Burada hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşmekte. Jeotermal enerji arkadaşlar, yer kabuğunun derinlikten çıkan su buhar tribünleri vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüşmekte, ülkemizde bulunmaktadır arkadaşlar. Burada da sıcak su, buhar hareket enerjisine, hareket enerjisi de elektrik enerjisine dönüşmekte. Olumlu yönleri arkadaşlar, verimi yüksek, sıcak su direkt kullanılabilmekte. Olumsuz yönleri ise sıcak su kaynaklarının bulunduğu yerlerde kurulabiliyor sadece ve yer altında sıcak su azalmasından dolayı arazi çökmelerine neden olmakta arkadaşlar. Peki elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanmanın önemi nedir? Arkadaşlar, doğal enerji kaynaklarının tükenmemesini sağlar. Biz eğer bilinçli kullanırsak doğal kaynaklarımız tükenmez. Çevrenin kirlenmemesini sağlar arkadaşlar. Elektrik enerjisi üretiminde fosil yakıtlar, kömür, petrol, doğalgaz kullanıldığı için biz bilinçli kullanırsak, az enerji tüketirsek ve bu şekilde çevre kirliliğini kirlenmemesini sağlarız. Ekonomik tasarruf sağlar. Ülke ekonomisi ve aile ekonomisine katkıda bulunulur. Enerji maliyetini düşürür arkadaşlar. Doğru ve dengeli kullanımını sağlanmış olur. Enerjiyi verimli kullanmak için arkadaşlar, tasarruflu lamba kullanılmalı. TV, bilgisayar gibi araçlar gereksiz yere açık bırakılmamalı. A sınıfı enerji cihazlar kullanılmalı. Bakın arkadaşlar, şu anda A artı artı enerji kullanımı, artık B sınıfı bırakılıp A sınıfıyla devam edilmekte. Bulaşık, çamaşır makineleri çok yüksek sıcaklıklarda kullanılmamalı. Buzdolabı mutfakta gölge olan yere konulmalı. Aydınlanmada gün ışığı kullanılmalı arkadaşlar. Gereksizse lambalarımız söndürülmeli. Sorularla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki araçlardan hangisi elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüşümünü sağlar? Arkadaşlar, baktığımızda burada ısı enerjisine dönüşümünü sağlayan elektrik sobasıdır. Diğerlerinde ise ısı enerjisini değil hareket enerjisine dönüşmekte. Aşağıdaki araçlardan hangisi elektrik enerjisini hem ısıya hem de ışığa dönüşmektedir arkadaşlar? Baktığımızda ampul ısı ve ışık enerjisine dönüştürmektedir. Cevabımız C şıkkı. Elektrik devrelerinde araçların aşırı ısınmasını ve zarar görmesini önlemek için sigorta kullanılır. Aşağıdaki sigortalardan hangisi eşleştirildiği araç için uygun değildir diyor arkadaşlar. Buzdolabı 0,5 amper ile 1 amperlik sigorta, bu uygun. Radyo 0,5 amper 1 amper uygun. Mikser 2 amper 3 amperlik sigorta uygun. Televizyon 10 amper 15 amperlik sigorta uygun değil arkadaşlar. O halde cevabımız D şıkkı. Araçlarda kurulu olan hidroelektrik santrallerde elektrik enerjisi üretilene kadar gerçekleşen enerji dönüşümü nasıldır? Arkadaşlar, barajlarda suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye, kinetik enerji de hareket enerjiye dönüşüyordu. Yani cevabımız A şıkkı. Tıkfenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.